Selamlar herkese. Ben Umut. Bugün sizlerle birlikte 80 level 2,5 milyon char tanıtımına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu charı bugün tanıtacağım. Arkadaş verdi tanıt diye. Ben de tanıtacağım bu charı arkadaşlar. Çantadan başlıyoruz arkadaşlar. Çantada dediğim gibi her zaman çantayı tanıtırım. Çantada normal herkeste olabilecek şeyler var. Şunu bunu basacağım ben. Aynen. Oğlum keşke bende de 12 level taş olsa ya. Lan taşım yok lan. Lan taş yok lan. Allah'ım ya Rabbim ya. Taş yok çarda abi. Ya bu çar güzel. Bak taşlar yapılmış. Güzel taşlar. Hoş. Ama şunlar yap bak. HP yerine takılmamış. Yanlış. Bunlar HP sihirli defans HP olması lazım. Yani benim bildiğim öyle oluyor. Sonra fusion'lar altılanmış, kask 7 olmuş, güzel, hoş, ruh damgası ellenmiş, 80 olursa baya bir SG'ya ulaşır, mutluluk fullenmiş, sihirli karta bakalım, bunlar fazla mı diyecektim, neden bu fullenmemiş ki, amfiteyatroda çok işe yarıyor, neyse ben dokunmayacağım, onun fullenmesi gerçekten çok önemli bana göre. Sonra o bence amfi değil de başka şeyleri fulluyordur. O yüzden bir evlilik yapılmış ve fullenmiş. O da güzel. Kamera niye öyle? Ha tamam. Fusion'lara bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi Fusion bu çarda çok olacağına eminim. Çok güzel bir Fusion'u var. Bakmadım daha doğrusu ama gene de bu ne? Yani arkadaşlar ben çok Fusion hastasıyım aslında ama hiç böyle Fusion. Bu arada bir kutudan bana Palyaço Fusion'ı düştü. 40 level'e çok güzel Saitama olana. Çok hoşuma gitti yani bayağı hoştu. Aslında güzel Fusion'ları var yani. Kötü değil. Neyse arkadaşlar kıyafete geçelim. Kıyafette o tavus kuşunu herkes biliyor yani. Bilmeyen kalmadı. Bunu da biliyorsunuz. Şu çok güzel ya. Bunu bayılıyorum ben buna. Bir de buna. Uf, çok güzelmiş oğlum bunlar. Karajdar zırhı. Uf. Güzel yani. Şu ne lan? Ne bereket diyor. Güzel fashionlar, güzel hoş yani. Beğendim. Kasktan nefret ederim. Yani istediği kadar güzel olsun. Şurada kanatlarımı kanada bakalım bir. Okyanus kanadı diyor. Bu okyanus kanadı 6 level yapınca veriyordu. Doğru, aynen. 6 levelde yapılamı ben nasıl yapayım onu? Bu kanatları biliyorsunuz zaten. Bu da güzel. Hoş, güzel kanatlar yani. Neyse. Oo, ben bunu çok seviyorum ya. Bayılıyorum abi bu kanada. Uf, çok çok bayılıyorum ya. Aşırı güzel. Bana göre çok güzel yani. Benim hiç öyle şey olmadı yani. Hep dandik oldu. Güzel olmadı yani. Sonra periye bakalım arkadaşlar. Peride ne var diye bakalım. Nasıl bir peri? Bakalım 3. nesildi sanırım. Hera olması lazım. Hera'ydı değil mi? Aynen. 156k bir perisi var. Şunlar zaten bak yapılmamış. Hep kötü yani taşlara. Taşlar bu kaçlık bilmiyorum ama taşlar fullenirse bayağı yüksek olur. Ya ben neyi anlamıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Neden Medusa kullanılmıyor? Onu anlamıyorum ya. Ben Medusa kullanacağım ama neden hiç Medusa yok? Onu merak ediyorum yani. Uf, Proton çok güzel ya. Bakalım bir. 24K'da 24K HP veriyor. Sihirli defans saldırıya veriyor. Sihirli saldırıya da veriyor. Ateş direnci 0. Su direnci var, ışık direnci var, karanlık direnci. Şu dirençleri 2 saniye bakmak istiyorum arkadaşlar. Suyu boş ver. Ya daha çok şimdi bakın gördüğünüz üzere rüzgar direnci 0. Ben o yüzden diyordum. Neyse peri güzel. Bu 100k bir peri. Şuna geçelim. 156k bir peri. Fullenmiş. Yani yapılabilir aslında peri daha güçlü yani yapılabilir. Öyle diyeyim. Ama tabii ki de taşlar iyi değil. Taşlar iyi olursa 1 milyon
600 bin bir koruması var arkadaşlar. Ve bayağı bir koruma var şurada yani. Ben koruma işlerinden hiç anlamam, onu söyleyeyim yani. Mal mal bakarım böyle, ya da yapmaya çalışırım. Hiçbir bok anlamam, onu söyleyeyim yani. Başka ne göster? Binekleri göstereyim ben size. Binekler 19K, hatta 20K bir ruh değeri var diyelim. Güzel. Bineklere şöyle hafiften bir bakalım. Nasıl binekler? Şöyle. Aslında yani güzel binekleri olan bir çar. Hoş yani. Şunlara bakacağım bir. Bu arada arkadaşlar, çektiğim Vartol kader programı videosunda link hatalı değildir arkadaşlar. Ben çünkü linki kendim oradan indirdim ve hiçbir sıkıntı çıkmadı. Hani virüs falan olayı da olmadı ve güzel bir program dediğim gibi. Yani o link gerçekten doğru. Çok baktım ben, bütün sitelere baktım. Ondan daha düzgününü bulamadım arkadaşlar. O yüzden onu koydum. Yani linkte bir sıkıntı yoktur. Virüs falan dediğine bakmayın arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Yani benimki olsa zaten direkt virüs hatası verirdi ama vermedi virüs hatası. Çünkü 2-3 tane virüs programı kullanıyorum ve öyle bir şey çıkmadı. Bu kaçlık? 20'likmiş. Kedi bu şeyde veriyor. Herkese veriyor, bütün 80'lere. Savaş devesi. Oha. Neyse. Güzel. Bineklerimiz de güzel. Hoş. Burada göstereceğim bir çiftlik var. Çiftliğe bakalım. Bir çiftlikte neler yapmış. Sonra şeylere bakacağım. Asubay yapmış. Yani daha iyi yapabilirdi aslında. Bir general falan olabilirdi ama yani 80 levelde zor. Keçiyle şeyi koymuş. Bence oha, bayağı koymuş. 80'lemiş gördüğünüz üzere. Sanırım bu çarla fazla ilgilenilmiyor yani. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü ilgilense şey olurdu, çimen olurdu. Çimen bile yok. Fazla ilgilenilmiyor sanırım. Ben öyle düşünüyorum. Sonra ben nereye girecektim ya? Kaderlere bakalım arkadaşlar. Kaderlerde bak, dediğim gibi arkadaşlar, çar fazla ilgilenilmemiş. Yani ilgilenirse çok yüksek sayılara ulaşabilir. Şöyle biraz webcam indireyim. Yani biraz daha üzerine düşülebilir aslında. Öyle diyeyim. Sonra başka şunları savaş koruması dirençler falan var. Bu arzu kristalleri. Bunlar 8-5 olmuş. Şuna bakalım. Neredeydi o? Ha. Bunlar biraz düşük aslında. Şu yüksek. Şu ikisi normal. Bunlar da fullenmiş. Fark ettiğiniz üzere ateş, aydınlık ve ışık konulmuş arkadaşlar. Hani sıfır rüzgar. Rüzgar sıfır yani, gördüğünüz üzere. Rüzgar bulamazsınız burada. Aslında mantıklı yani. Mantıksız değil. Ejder ruhu, bu tam anlamadığım bir şeydir. Totta olayını gerçekten anlamam. Yüksek saldırı SGA yani beden falan da çok fazla veriyor. Zırha da tabii ki de çok işe yarıyor aslında. Düşürürken arttırıyor, arttırırken düşürüyor. Çok değişik, saçma sapan bir şey ama güzel. Yani işe yarıyor. Şuradan ayrıntıdan ünvanlarına bakabiliriz arkadaşlar. Ünvanları güzel. Şöyle bayağı bir ünvan yapmış. Şöyle yavaş yavaş göstereyim ben size. Yani güzel. O kadar da kötü değil. Saldırısı 210K, 151K, Silih Defans 94K, Kritik 24K ve HP'de 94, 94 demişim, 940K arkadaşlar. Sonra yani bu çarda gösterebileceğim, yani amfiden anlamam bak, gerçekten 80 level amfisinden anlamam ama sadece bir kere gireceğim arkadaşlar. Bir kere mahsus gireceğim. Yani %90 yeniliriz kesin yani, çünkü hiçbir şey bilmiyorum. Direkt skill'leri atarım da yani, ne bileyim, korumadan falan fazla anlamam. Açıldı. Ve gördüğünüz üzere kırmızı perili adamlar geldi. Ve ağzımıza sıçıyorlar şu an. Adamların hani perileri bile yıldızlanmış ya. O kadar düşünün artık. Bunlar kim lan?
Bayağı güçlü kişiler bunlar. Eşi dediğim gibi yani sadece bu çarı tanıtmak amaçlı, amfi atma amaçlı değil. Zaten 80 levelden de nefret ederim bu arada. Gıcık kaparım çünkü 80 levelin işleri çok fazla. İşleri çok fazla, nefret ederim. O yüzden 80 level istiyorsa 4 milyon olsun, istiyorsa 5 milyon, istiyorsa 6 milyon olsun. O çarı hiç sevmem. Umurumda da olmaz yani. Öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar, bugünlük bu video bu kadardı. Beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Help us, so tonight we are losing, losing this fight. Oh, help us, so tonight is no one outside is gonna